Cevdet Said. Müslüman düşünür ve yazar Cevdet Said'in 1966'dan itibaren bireysel ve toplumsal değişmenin yasaları üzerine araştırmalar üst başlığı altında çeşitli kitapları neşredildi. Keza farklı başlıklarla verdiği bir dizi konferansın yanı sıra onlarca makale ve kitapları yayımlandı. Aile kökleri Kuzey Kafkasya'ya kadar uzanmakta. Baba tarafından dedesi Tsey Muhammed, 1864'te Rus-Kafkas Savaşı'nın sona ermesinin ardından zorla yerinden edilen diğer muhacirlerle birlikte Suriye'de Jolan Tepesi'nin eteğinde yer alan Bi'rul Acem köyüne yerleşti. Cevdet Said, annesinin köyünde, Jolan Tepesi'ni de içine alan Kuneytıra vilayetinin Ayn Zivan köyünde, miladi 31 Ocak 1931'de, Hicri 1349 Ramazan ayının 2. Cumartesi günü dünyaya geldi. Bi'rul Acem köyünde başladığı ilkokulu Kuneytıra'da tamamladı. Daha sonra 1958 yılı sonunda Ezher'de okumak için Mısır'a gitti. Önce Arap Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi, ardından Eğitim Fakültesinde ihtisas yaptı. Cevdet Said, Kahire'de zamanının büyük çoğunluğunu Mısır Milli Kütüphanesi'nde geçiriyordu. İslam hakkında yazılmış hemen her eseri okudu. Eserlerini okumak suretiyle İslam düşüncesinin zirve isimleriyle tanıştı. Muhammed İkbal'in kitaplarından çok etkilendi. Malik bin Nebi'yi de önce kitapları üzerinden tanıdı. Mısır'daki son senesinde kendisiyle yüz yüze de tanıştı. Mezun olunca Suudi Arabistan'a gitti. Necit bölgesinde Bureyde şehrinde öğretmen yetiştirme okulunda 2 yıl hocalık yaptı. Ardından Suriye ile Mısır arasındaki birleşme sürecinde Şam'a döndü ve öğretmen olarak göreve başladı. Aynı yıl zorunlu askerlik hizmetini ifa etmek için orduya katıldı. Görev yaptığı harp akademisinde bir yılı geride bırakmıştı ki görevli olduğu Tugay, Suriye ile Mısır arasındaki birleşme sözleşmesine karşı Eylül 1961'de gerçekleştirilen darbeye katıldı. Katna'daki 72. Tugay komutanlarının önünde darbe operasyonuna itiraz eden Cevdet Said, operasyona iştirak etmeyi reddetti ve verilecek hiçbir emri yerine getirmeyeceğini açıkça ifade etti. Bunun üzerine geri hizmetler ve koruma müfrezesiyle birlikte kışlada bırakıldı. Maalesef darbe başarılı oldu ve ayrılık gerçekleşti. Bu olaydan sonra Cevdet Said, Humus'taki Harp Akademisi'ne öğretim görevlisi olarak gönderildi. 1963'teki Bağız darbesine kadar bu görevde kaldı. Darbenin ardından Harp Akademisi'ndeki görevini sonlandırarak öğretmenliğe geri döndü. 1963 yılının yaz tatilinde Tebliğ Cemaati'nin birkaç mensubu ile birlikte Hindistan ve Pakistan'a seyahat etti. Tebliğ ve irşat amaçlı bu seyahati yaklaşık 3 ay sürdü. Cevdet Said, Bağız Partisi'nin iktidar döneminde entelektüel bakışı ve muhalif faaliyetleri gerekçe gösterilerek defalarca tutuklandı. İlk tutuklanışı 1965 yılında Dr. Emin Mısri ve Abdurrahman Albani ile birlikte olmuştu. Bu tutuklama Emevi olayları adıyla bilinen olayların da fitilini ateşlemişti. Keza Mustafa Aser, Abdülfettah Ebu Gudde ve Mervan Hadid ile birlikte Tedmür hapishanesinde bir yıl geçirmişti. Burada bir yıl mahpus kaldıktan sonra serbest bırakılan Cevdet Said, 1968'de yeniden tutuklandı ve öğretmenlik mesleğinden ihraç edildi. Bu ikinci tutuklanışında 6 ay boyunca hücre hapsinde tutuldu. 70'li yılların ortasında arıcılık ve tarım alanında faaliyet yürütmek maksadıyla köyüne döndü. Cevdet Said, herhangi bir kuruma, partiye, siyasi veya dini organizasyona intisap etmedi. Düşünce ve faaliyetlerinde bağımsızlığını hep korudu. İlk kitabı 1966 yılında Adem'in ilk oğlunun mezhebi, İslami harekette şiddet sorunu başlığıyla yayınlandı. Maalesef bu şiddet meselesi günümüzde bile önümüzde durmaya devam eden ciddi bir sorundur. Cevdet Said'in şiddete ilişkin fikirleri günümüze dek hep yalnız kaldı.
Kitabın bölümlerinden biri ikna etmek değil, duyurmak için başlığını taşımaktadır. Bu kitabın da nebilerin barışçıl yöntemi benimsediğini ve değişim sürecinde şiddet kullanımını reddettiğini anlatmaktadır. Cevdet Said kitabın birer nüshasını o dönemde Suriye'nin en önemli iki din alimi olan Muhammed el-Hamid ve Nasiruddin Elbani'ye takdim etmişti. Bu yöntemle hamasi gençlerle yüzleşemeyiz açıklaması dışında Cevdet Said'in düşüncesine bir itirazları olmamıştı. Cevdet Said daha sonra kendilerini değiştirmedikçe eylem, kudret ve irade, cömert Rabbinin adıyla oku ve Adem'in oğlu gibi ol gibi farklı başlıklar altında çeşitli kitaplar yazmıştır. Bazı mektupları, uzun makaleleri ve ders notları da sonradan kitaba dönüştürülerek basılmıştır. Cevdet Said bazı önemli kitapları kendi el yazısıyla kopya etmiştir. Malik bin Nebi'nin Afro-Asya Fikri isimli eserini yaklaşık 40 kez okuduğunu ve 7 kez satır satır ders olarak anlattığını, düşünürün fikirlerinden ne denli etkilendiğini birkaç kez dile getirmiştir. Aynı şekilde Muhammed İkbal'den çok etkilenmiş, Herbert George Wells, Will Durant ve Arnold Toynbee'nin eserlerini dikkatle okumuş, Muhammed Arkun, Michel Foucault, Jürgen Habermas, Pierre Bourdieu, Karl Popper ve diğer birçok düşünürün eserlerini tanımıştır. Cevdet Said, tevhidin metafizik, gayba ilişkin yahut göğe ait bir mesele olmayıp, bilakis siyasi, toplumsal ve yeryüzüne ait bir mesele olduğunu ısrarla vurgular. Dolayısıyla Allah'ın bir, tek olduğunun kabul edilmesi, yeryüzündeki tüm insanların eşit olduğunun kabulü anlamına gelmektedir. Kitabın ayetlerini, kainatın ayetleri eşliğinde okuma yöntemini benimseyen Cevdet Said, bu yaklaşımını şu ayete dayandırır. Estağfirullah. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ Vakti geldikçe insanlara, kainatın uçsuz bucaksız ufuklarında ve bizzat kendi iç dünyalarında varlığımıza ve kudretimize dair delilleri göstereceğiz. Ta ki bu vahyin tartışmasız bir gerçek olduğu herkes için ayan beyan ortaya çıksın. Kur'an'a göre akıl, yazı yazmak gibi bir işlevi ifade eder. Akıl, kalem gibi bir araç adı değildir. Hazindir ki insan, okuyup yazmayan bir ümmi ya da aklını kullanmayan bir cahil olarak bir ömür hayat sürebilmektedir. Elektrik, yasası gereği kuru nesnelerde ve ahşap malzemede iletilmez. Aynı şekilde insan da yasası gereği baskı, zorbalık ile değişim yöntemine kapalıdır. Şiddet ile düşünce arasında zorunlu ters bir ilişki mevcuttur. Düşünce arttıkça ve insan aydınlandıkça şiddetin ne kadar yararsız ve anlamsız olduğunu o denli derinden keşfeder. Kur'an, insanın, hayatın ve kainatın nasıl yaratıldığına ilişkin bilginin esas kaynağı değildir. Bunun kaynağı yeryüzü ve bilimsel araştırmalardır. قُلْ سِيرُوا فِي الْاَرْضِ فَانْزُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقِ De ki, dolaşın yeryüzünü ve görün yaratılışı nasıl başlattığını. Cevdet Said'in Kur'an'dan çıkardığı anlayışa göre kainat, yaratılmış ve bitmiş değil, bilakis yaratılmaya devam etmektedir. Müslümanların kaleme almış olduğu geleneksel İslam kültürü eserlerinin incelenmesi ve öğretilmesi, meselenin bununla sınırlı tutulması, içinde yaşadığımız karanlıklardan çıkabilmemiz için yeterli değildir. Elektrik, yasalarına uygun davranırsan sana kayıtsız şartsız hizmet eder. Ancak yasasına aykırı davranırsan, dinine, rengine ya da ırkına bakmaksızın seni çarpar. Cevdet Said, varlık mertebelerine süneni varlık adını verdiği yeni bir varlık mertebesi eklemiştir. Süneni varlık, bir şeyin fiili varlığının öncesinde başlayarak onun yasa, kanun mertebesinde var oluşunu ifade eder. Cevdet Said, Kur'an'dan şu kanunları derinlemesine idrak etmiştir. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ Köpük, batıl, yanlış kaybolur gider.
insanlara yararı olan hak, doğru da yeryüzünde kalır. Dolayısıyla hak ile batıla, doğru ile yanlışa eşit fırsat verildiğinde batıl yok olup gidecek, hak ise yerleşip kalacaktır. Bir din icat edip insanları buna ikna edebiliyorsan seni tebrik etmeli. Ancak insanları herhangi bir dine, düşünceye ya da doktrine uymaya zorluyorsan işte bu hem Allah'a hem insana hem de hakikate aykırı bir davranış olur. Bu ise asla kabul edilemez. Cevdet Said'e göre böyle davranan birisi ne Allah'a inanmakta ne de ona güvenmektedir. Zira la ikrahe fiddin, zorlama dinde asla yoktur, buyuran bizzat Allah'tır. Bu durumda zorbalık yapan birisi Allah'ın dininin hak, doğru olduğuna inanmıyor, bu dine güvenmiyor demektir. Aynı şekilde bu zorba Allah'ın güvenip emaneti tevdi ettiği insana da güvenmiyor demektir. Cevdet Said, mürtedin, dinden dönenin öldürülmesinin İslam'la hiçbir alakasının bulunmadığı görüşündedir. Zira bunu kabul etmek, Kur'an'daki en önemli ilkeyi ilga etmek anlamına gelmektedir. Fukahanın, İslam hukukçularının korktukları için bu husustaki ve daha başka birçok konudaki samimi düşüncelerini ifade etmeye cesaret edemediğini, bilakis atalarını üzerinde buldukları yolda onları taklit ederek ilerlemeyi yerlediklerini ifade etmektedir. Cevdet Said, 1987 yılından itibaren Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Mısır, Lübnan, Katar, Bahreyn, Libya, Fas, İran, Amerika, Kanada, Almanya, Fransa, Belçika, İtalya, Rusya ve Kafkasya'yı ziyaret ederek konferanslar sundu, kongrelere katıldı, röportajlar verdi. 90'lı yılların ortalarından itibaren Suriye'deki çeşitli üniversite ve kültür merkezlerinde bir dizi konferans başlatan Cevdet Said, evinde yürüttüğü aylık entelektüel buluşmaları uzun süre devam ettirdi. Bunların yanı sıra 2000 yılından itibaren Şam Baharı sürecinde yaygınlaşan forum ve kulüpleri de ziyaret ederek konuşmalar yaptı. Cevdet Said, 2005 yılında ilan edilen Şam Deklarasyonu'na imza koyan milli şahsiyetlerden birisidir. Arap Baharı'nın başlamasıyla birlikte Şam'da protesto gösterisine katıldı, taziye çadırlarına gidip başsağlığı konuşmaları yaptı. Barışçıl harekete desteğini açıkça ifade ederek demokrasinin önemini ve değişimin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Onun bu barışçıl yaklaşımını benimseyen çok sayıda genç birçok barışçıl aktiviteye katıldı. Silahlanmayı ve şiddete başvurma seçeneğini kesin bir şekilde reddettiğini defalarca tekrarladı. Yeri geldikçe bu hususta göstericileri de uyardı. Şiddeti meşru ve haklı gösterecek hiçbir açık ve gizli gerekçe bulunmadığını defaatle anlattı. Cevdet Said, 2012 yılında Amerika ve Kanada'da yaptığı ziyarette bir dizi konferans ve seminer verdikten sonra Suriye'ye döndü. Aynı yılın sonuna doğru silahlı çatışmalar köyüne kadar ulaştı ve bütün köy bombardımana maruz kaldı. Diğer bazı köylüleri gibi erkek kardeşi de bu saldırılarda can verdi. Bu gelişmeler onu diğer akrabalarıyla birlikte Şam'a gitmeye zorladı. Ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a hicret etti. Türkiye'de bulunduğu süre zarfında 100'ü aşkın konferans verdi. Bu vesileyle ülkenin birçok şehrini gezip gördü. Cevdet Said'in kitapları Türkiye'ye kendisinden önce gelmişti. 10 kadar kitabı 80'li yıllardan itibaren Türkçe'ye çevrilip yayımlandı. Çerkes diline hakim olması, İstanbul ve diğer şehirlerdeki Çerkes kültür merkezlerinde bir dizi konferans vermesini ve onlarla ana dilinde iletişim kurmasını kolaylaştırdı. 31 Ocak 2021'de 90 yaşını geride bırakan Cevdet Said, kızı ve torunlarıyla birlikte artık toplantı ve faaliyetlere katılmadan hayatını sürdürmektedir. Dünya bizimle başlamadı, bizimle de bitmeyecek. Bir ve takva, yani erdemli ve sorumlu davranma konusunda işbirliği yapmalı, günah ve düşmanlıkta ise asla işbirliğine yanaşmamalıyız. Hak, doğru yolda yürümeyi ve sabır, direnç göstermeyi birbirimize yürekten öğütlemeliyiz. Bu dünyadaki varlığımız anlamsız, boş yahut oyun ve eğlence değildir. İnsanın
hayatına anlam katması ve mutlu olması bir davaya hizmet etmesiyle mümkündür. Davaların en büyüğü ise fesadı, bozulmayı ve kan dökülmesini durdurmaktır.